Herkese merhaba. Bugün yine bir atölye videosuyla sizlerin karşısındayım. Bildiğiniz üzere burada birçok ürün hakkında sizlere bilgi verdim. Yeniden oluşturduk. Evde nasıl konumlandıracağımızı gösterdik. Bugün sizlerle paylaşacağım ürün ise şövalye. Şövalye nasıl yapılır? Hangi aşamalardan geçiyor? Hangi sistemle konumlandırılıyor? Onları anlatmaya çalışacağım. Tabii aynı zamanda atölye içerisinde yapılan projelerin ne kadar zevkli olduğunu da sizlere anlatmak istiyorum. Sizlerden gelen birçok yorum var. Çok teşekkür ediyorum. Bazı olumlu yorumlar, bazı olumsuz yorumlar var. Hepsine teşekkür ediyorum. Yalnız şunu belirtmem gerekiyor ki ben bir iç mimar olarak sadece görsel olarak sizlere çok şaşalı şeyler anlatmaya çalışmıyorum. İşin teknik kısmını göstermeye çalışıyorum. Bazı yorumlarda arkadaşlar farklı şekillerde beni eleştirmişler. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Çünkü ben size görsel efektlerle süslenmiş birçok tasarımda sunabilirim ama işin teknik kısmını, işin en alttan başlayarak kademeli şekilde nasıl olduğunu anlatmaya ve eşyaları, yapmış olduğumuz ürünleri, değil projeleri başlığı adı altında sizlere sunmak istediğim için bu yönde ilerliyorum. Zaten farklı kanallarda farklı kişilerin oluşturmuş olduğu iç mimari evleri dolaşıp gezilen birçok video mevcut arkadaşlar. Bu konuyla ilgili yeterince bilgi sunulmakta. Lüks evler, modern evler, farklı tasarımlarla oluşturulmuş projeler mevcut. Onların videoları da mevcut. O kanallardan zaten lüks şekilde tasarlanmış ya da yeni yapılmış evinizde ne yapmanız gerektiği konusunda sizlere bilgiler verilmekte. Benim size çektiğim videolar daha cüzi, daha maliyeti düşük, daha kendimiz yapabileceğimiz şekilde ne gibi ürünler oluşturabiliriz onları anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu konuya da açıklık getirdikten sonra şövalye nasıl yapılır, evimizde nasıl kullanabiliriz onu anlatacağım. Şövalye biliyorsunuz birçok amaçta kullanılabilir. Size Pinterest'ten bulduğum bazı resimleri de paylaşıyor olacağım. Dekoratif amaçlı evinizde ister profesyonel ister amatörce kullanabilirsiniz. İsterseniz de evinizde süs eşyası olarak kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz şövalye resim yapan insanların kullandığı bir materyal. Dediğim gibi profesyonel amaçlı kullanıldığı gibi amatör şekillerde ya da tasarım amaçlı da kullanılabilir. Şövalyeyi göstermek istediğiniz ya da sergilemek istediğiniz tabloları da üzerine koyup bir köşede sunabilirsiniz. Biliyorsunuz sergi alanlarında da şövalyeler kullanılarak resim sergilerinde zaten karşımıza çıkmaktadır. Onun haricinde askılık olarak kullanabilirsiniz. Farklı aparatlar kullanarak takı aksesuarı olarak bile kullanabilirsiniz. Bunlar hakkında görselleri sizler için yayınlayacağım. Şimdi videoma geçip şövalye nasıl yapılır onu size anlatmak istiyorum. Haydi gelin şövalye nasıl yapılır ona geçelim. Evet arkadaşlar, sistem bu şekilde. Aslında yapmamız gereken şövalyenin kurulumu bu şekilde. Bakın ölçülerini zaten sizin için vereceğim ama alt iki ayağı bu köşeden diğer köşeye kadar 70 santim olması gerekiyor. O şekilde ayarlayıp şu sistemi oluşturuyoruz. Dekopajla birlikte şu ortalarına kanal açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kanal açıp o kanallar bizim şövalyeyi ayarlamamızı sağlayacak. Dekoratif amaçla kullanacaksanız eğer sabit şekilde de yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde oyuk açmadan ortadan normal montajlayabilirsiniz. Kerestelerden, elimde olan malzemelerden oluşturdum. Bakın şöyle bir keresteydi. Bunu size göstermek istiyorum. Daha önce eşek yapımında da söylediğim gibi bunun nasıl yapıldığını sizlere aktarmıştım. Bu keresteyi alıyorum. Uygun şekilde bunların ebatlarını ayarlıyorum. Ve bunu zımparalayıp kestikten sonra kullanılır hale getiriyorum. Ne için kullanacaksam ebatlarını ona göre ayarlıyorum arkadaşlar. Şurada da görmüş olduğunuz gibi farklı ebatlarda ayarlamış olduğum kerestelerim mevcut. Buradan farklı şekilde size yapacağım materyal de mevcut. Mesela şu arkadaşlar, bu doğal bir ağaçtan kestiğim bir dal diyelim. Buna da farklı bir projeyle karşınıza gelmeyi düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi şurada da toplamış olduğum dallar var. Şurada eğilmesini engellemek için mengene ile sıkıştırmış olduğum, ayarladığım kerestelerim mevcut. Bu şekilde atölyede çalışabilirsiniz. Bakın şurada da oluşturmuş olduğum, makinemi yerleştirdiğim bir sistem var. Şimdi şövalye nasıl yapılır geçiyoruz. Düzgün kesmemiz için bu şekilde mengenelerle sıkıştırıp birbirine sabitliyoruz kaymasın diye keserken.
157 idi. 5 bir keseceğiz. 5, 6, 7 kesmemiz lazım. Neyse. Gördüğünüz gibi yine testerelerden tezgah oluşturduk şu şekilde arkadaşlar. Daire testeremiz mevcut. Kızakla sistem oluşturduk ve bu şekilde kesimimizi sağlayacağız. Güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Eldivenimizi taktık, gözlüğümüzü taktık. Biliyorsunuz sıçrayabilir. O yüzden bunlar önemli. Bu şekilde kestik. Bakın arkadaşlar, ağızlarını olabildiğince düzelttik. Şunu da belirtmek istiyorum. Yorumlarınızda belki diyebilirsiniz. Biz profesyonel marangoz değiliz. Kendi imkanlarımız dahilinde yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kırkar santimden işaret koyuyoruz. Hem alttan hem üstten. Eşit olsun diye 40 santim üstten, 40 santim alttan bırakıyoruz ve çizdiğimiz dalgalı yer kanal atacağımız bölüm. Boyu da 147 santim arkadaşlar bunun. Bu şekilde iki tane 147 santim, 40'ar santim buradan, 40'ar santim aşağıdan bırakıyoruz. Ortaya da kanal atacağız. Somunumuzun kalınlığı kadar kanal atacağız. Bu somunumuz ne kadar? Yani ebatı nedir? 8 milim. Evet. 8 milimlik bir somun. Şimdi bu işaretlediğimiz yerden matkapla delik açacağız. 8 milimlik arkadaşlar. Buradan da devam edip buraya kadar sürdüreceğiz. Burada bir deliğimiz oluşacak. Yani sürgü sistemi oluşturuyoruz bu şekilde. Buradan 8 milimlik matkap ucumuzu alıyoruz. Bu ahşap delmek için özel aparatlı, bakın arkadaşlar ucuna. Bu ahşap için. Bunlar da demir için uçlarımız arkadaşlar. Zaten uçlarından ikisinin farklılığı belli oluyor. 8 milimlik şu şekilde somumuza uygun şekilde deliğimizi açacağız. Bakın. Açtığımız kanal sonradan tabi zımpara falan yaptığımızda biraz daha genişleyecek. Bu da sürgümüzün daha rahat giriş gelişini kolaylaştıracak. Size bir ipucu vermek istiyorum. Şöyle deleceğimiz yerin altına bir ahşap parçası yerleştirirsek, buradan deldiğimizde arka taraftan çıktığında arka tarafı patlatmamış olacağız. Bu şekilde bir ahşap parçası yerleştirin. Şimdi arka kısmı gördüğünüz gibi, bakın altına ahşabı koyduğumuz için düzgün bir şekilde delinmesini sağladı ve patlatmadı. Aynı şekilde ikinci parçamızı da deliyoruz. Güzel bir şekilde orantılı delmiş olduk. Şuradan aldığımız 40 santimlik işaretlediğimiz yeri de açıyoruz. Kanal. İki kısımdan da şu şekilde deliklerimizi açtık. Bu çizdiğimiz ortadaki kanalımızla dekupaj makinesiyle şu anda açacağız. Şimdi dekupaj kesimine geçmeden önce delikleri birazcık daha genişletiyoruz. Bunun amacı biraz daha rahat kesebilmemiz. Şu şekilde bir dekupaj makinemiz var. En ucuzundan en pahalısına kadar farklı fiyatlar mevcut bunlarda. İstediğiniz gibi amatörce kullanabilirsiniz alıp. Şimdi hizaladık. Burada gönyelisi mevcut. Buradan keseceğiz. Deliğimizin sağ tarafından bakın görmüş olduğunuz gibi devam ettirdik. Hizaladık. Kanalımızı açıyoruz. Sol tarafından da hizalayıp açacağız. Kanalımız oluşmuş olacak. Yapmak için bir mengeneden yardım aldık. Olabildiğince sıkıştırdık bunu. Sabitledik. Bu şekilde sabit durmasını sağlıyor ve bizim dekupajda kesmemizi kolaylaştırıyor. Kılavuz çizgisiyle birlikte ahşap işleriyle uğraşıyorsanız ahşap E'lerinizin olması gerekiyor. Yuvarlak, yassı, düz bir E bunlar. Bu dairesel yuvarlak olan zımpara köşeleri, radyüslü olan yerleri zımparalamanızı sağlıyor. E yardımıyla şimdi bozuk kısımları düzeltmeye çalışacağız arkadaşlar. Eğer E'niz yoksa zımpara yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Dekopajda bazı yerlerde hatalar olabilir arkadaşlar. Onları da şu şekilde somunumuzu bir ileri bir geri götürerek geçmediği yerlerde E'leyebiliriz. Aynı işlemi zımparayla da gerçekleştirebilirdiniz arkadaşlar. Kabasını E ile aldıktan sonra bir de şöyle ince zımparayla üzerinden geçeceğiz.
Keseceğiniz yeri şu şekilde çizerseniz arkadaşlar kolaylık sağlayacaktır. Kılavuz noktalarını belirlemeniz daha önemli bu işlerde. Sistem oluşmaya başladı gördüğünüz gibi şövalemizde. Ayarlama tahtalarımız ve altını tutması için, ayaklarının tutması için de ahşaplarımızı hizalayıp ölçüsüne göre keseceğiz, ayarlıyoruz. Ölçülerini size yazacağım. Şu an belirlediğimiz yerden kesimini yapacağız. Kesiyoruz. Bu tahtalarımız bir tanesi tabloyu tutması için. Buraya bir çıkıntı da yapabiliriz tabloyu tutsun diye. Şu parçamız da alt kısma gelecek. Yani şu parça, şu parça ve bu parçayı tutması için birleştireceğiz. Bu parçayı aşağı yukarı oynatabilmemiz için aynı şu açtığımız kanallardan bir bu kısımda bir de diğer kısımda kanal açacağız. Onun için ayarlamalarımızı yapıyoruz. Kenarlardan 2-3 santim bırakıp 20 santime ayarlıyoruz, işaretliyoruz. 20 santim, 2 santim boş bırakacağız. Yani 18 santime kanal açacağız. Bir bu kısımdan burası kanal açma yerimiz. Bir de aynı şekilde buradan kanalı yine başta gösterdiğimiz gibi açıyoruz aynı şekilde. Bu parçamızı mengeneye sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oynamamasını sağlıyoruz. Diğer parçalarda da yaptığımız gibi buradan kanallar açacağız. Şimdi ayarımızı yapıyoruz. Delik açacağımız yerleri belirliyoruz. Tam ortalayacağız. Buradan da matkapla buralardan deleceğiz. Burayı ayarlamak için çizerseniz daha dekopajda kolay oluyor arkadaşlar. Onun için şöyle çizgimizi oluşturuyoruz. Şimdi işaretlediğimiz yerden deliklerimizi matkabın ahşap ucuyla delmeye başlıyoruz. Evet, deliklerimizi açmış bulunuyoruz. Şimdi kanalımız için çizgimizi çekeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde çizgimizi oluşturursak bize kılavuz çizgisi olarak yardım edecek. Şöyle. Burada kanalımız oluşacak arkadaşlar. Şu kısım kanalımız. Şimdi dekopajla başlıyoruz kanalımızı açmaya. Evet, açtık arkadaşlar. Şimdi çıkaralım bunu. Bakın gördüğünüz gibi oluşturduk kanalımızı. Düzgün bir şekilde oluştu. Şimdi birazcık burada çapakları var. Onları da zımparalayacağız. Kanalımız hazır. Eğimizle ölçü makine zarar vermeden bana bırakayım. Evet. Düz bir şekilde. Konuşamam. Ne konuşayım? Oluşacaklarımı anlattım zaten. Ne anlatacağım yani? Şövalemiz ortaya çıkmaya başladı. Hatta çıktı bile diyebilirim. Aşağı yukarı şöyle göstermek istiyorum. Ayaklarının açıklığı 70 santim. Kanallarımızı açtık. Şu şekilde buradan ayarlamasını yapacağız tabii ama görmeniz açısından. Yatayına oynatabilmemiz açısından şu şekilde ve dikeyine oynatabilmemiz açısından şöyle şövalemizin koyduğumuz ürünleri istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Yukarıdan bir tek şu parçamız kaldı. Bu da ayar yapmamız için, kıstırmamız için. Bir tek bunu vidalayacağız buraya. Bu kaldı. Diğerlerini sabitleyeceğiz. Kanallarımızı açtık. Bir de arkasının ayağı kaldı. Aşağı yukarı şövalemizi tamamladık sayılır. Hadi gelin diğer kısımlarına geçelim. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı yaparken bu kanallarda daralma oluyor. Sistemimiz bu şekilde. Şövalimizin tersini çevirdik. Tersini çevirdikten sonra vidalamamızı yapacağız. Buradaki tutması için birer tane vida atıyorum. Neden? Çünkü hareket kabiliyetini biraz daha esnetmek amaçlı. Vidalarımızı atmadan önce ahşaplarda bir püf noktası daha vermek istiyorum size. Daha önceden eğer delerseniz, deliği açarsanız yarılmasını, çatlamasını engellemiş olursunuz. Şimdi vidalarımı atacağım. İkinci vidamızı da atıyoruz bu şekilde. Şimdi vidaları atarken biraz sabitlerseniz kayma olmaz. Kaydırdım çünkü sabitlememiştim. Ama bunu attıktan sonra diğerini de attığımız için gördüğünüz gibi hiçbir kayma olmadı. Şimdi burayı ayarladık. Sabitlendi. Şu orta noktayı sabitlememiz gerekiyor. Zaten yavaş yavaş puzzle gibi bunu kısım kısım yaptıkça şövalimiz ortaya çıkacak. Devam ediyoruz. Ortadaki malzememizi de sabitliyoruz şu anda.
Burayı ayarladıktan sonra hemen metremizle ölçüyorum size. Buranın aralığı 25 santim gibi oldu. 25 santime burayı ayarladıktan sonra vidaladığımız yerden arkadaşlar 25 santim, 25 santim vidaladığımız yerden, 25 santim vidaladığımız yerden şurası da 25 santim oluyor. Alt kısma geçiyoruz. Alt kısım 80 santim olacak. Onu ayarlıyoruz hemen. Ayağın dışından dışına olacak. Bu şekilde de ayarlamış bulunuyoruz. Sabit tutması açısından tahtamızı buraya vidalayacağız. Evet arkadaşlar, şövalimiz hazır sayılır. Gördüğünüz gibi montajını yaptık. Sabit olacak yerlerini vidaladık. Şimdi sistemini oluşturacağız. Bakın bu şekilde tablonuzu buraya, tablonuzu ya da ne koyacaksanız üzerine. Büyük bir tabloysa bu şekilde dikeyini kullanabilirsiniz. Yatayını kullanmak istiyorsanız şöyle yükseltip bundan üst kısma yapacağız. Onun da yukarıdan aşağı inip çıkması gerekiyor. Böyle aksaklıklar olabilir. Bu şekilde bu yukarı aşağı inerken bu da yukarıdan tablomuzun üstten sıkıştırması için kullanılacak malzememiz. Şu iki malzememiz kaldı. Birisi üst malzememiz, birisi alt malzememiz. Buradan ayak yapacağız. Bu ayak da şu şekilde açılıp kapanmasını sağlayacak. Menteşe yapacağız buraya. Menteşeyle zaten onu da videoda göreceksiniz. Ama aşağı yukarı canım benim. Bunu ne kadar uzun süredir istiyordum ben arkadaşlar. Bu tür şeyler gerçekten emek sarf etmenizi sağlıyor. Büyük bir çaba verip üzerinde uğraş vermenizi sağlıyor. Ama yaptıktan sonra emeğinize o kadar değiyor, o kadar sizin için önemli bir şey haline geliyor ki anlatamam. Bunu da ömrüm boyunca tabii ki saklayacağım. Çok güzel oldu, çok sevdim. Mutlaka siz de yapın. El emeği olduğu için bazı yerlerini gerçekten çok nizami şekilde kesebildim. Ama bazı yerlerinde kaçaklar oldu. Sorun değil. Zımparalayacağız. Daha sonradan üzerinden geçeceğiz. Fabrikasyon olmasını istemediğim için bunu zımparalı sonra bana ait bir şey olsun diye boyayacağım. Siyah, ben siyah sevdiğimi artık öğrenmişsinizdir videolarımdan da. Siyaha boyamayı düşünüyorum. Bana ait bir proje olsun istiyorum. Arka ayak kısmını yapacağız. Açılıp kapanması için. Bunu zımparalayacağız ve boyayacağımız için demiştim zaten. Menteşesini atıyoruz. Tabii yarılmasın diye delikleri açacağız. Sistem şu şekilde arkadaşlar, bakın ayak. Vidayı attıktan sonra tersi yönünde birleştiriyoruz ve ayak bu şekilde oynuyor. Tabi aşağıdan yukarıya bakın oluşmuş olacak. Vidaladıktan sonra size daha iyi gösterebileceğim. Sistemin anlamınız açısından menteşeyi böyle yerleştiriyoruz. Evet. Sistem bu. Ayağımız bu şekilde oluşmuş oldu. Tada! İşte hazır. Yukarıdan sıkıştırma aparatımız bu şekilde somunlarla, arkadan kelebekli bir sıkıştırmayla ayarlayabileceğiz. Bu da alttan arkadaşlar. Şöyle somunlarını. Şimdi tek elle yaptığım için bir saniye. Bunu da şu şekilde ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi yatayına ve dikeyine kanallar açmıştık. Bunun amacı yukarıya çıktıkça bu kanallarda somunun oynayabilmesi, daralıyor gördüğünüz gibi, ayarlayabilmemiz. Buradan da aşağı indikçe genişliyor. Bu altında tablomuzu koyacağımız yer. Üstteki aparatımızda sıkıştırmamız daha doğrusu. Bunu da buradaki açtığımız kanalda oynatabiliyoruz. Bu da menteşeyle ayarladığımız ayağımız. İstediğiniz gibi kapatabiliyorsunuz ya da istediğiniz gibi ayarını yapıp ayağı açabiliyorsunuz. Pergel gibi oldu. Pergelin bir farklı versiyonu diyeyim. Güzelce temizlenecek, boyanacak ve son halini size göstereceğim. Muhteşem oldu ama. Çok beğendim. Ortağım olan Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bir de şunu açıklamak istiyorum size. Yani bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Yorumları da altlarda diyorsunuz ki daha çok bu HP'nin yazıcısını açıklamıştım. Çok alakasız ama bunu söylemek istiyorum çünkü çok fazla yorum geldi bunun hakkında. Diyorsunuz ki şey, elleriniz çok kıllı, şöyle böyle. Gördüğünüz gibi elleri kıllı değil arkadaşlar. O Mustafa Bey'in elleri, benim ellerim değil. Yanımda duruyor bana destek olmak için. Bazı şeyleri ben anlatırken o gösteriyor.
gösteriyor. Ben de çekimini yapıyorum. O yüzden onun elleriyle bunu da açıkladıktan sonra. Amatörce normal zımparayla da yapabiliriz. Elde gösterdiğim gibi. Ama aletlerimiz de mevcut. Şimdi bacaklarında bu şekilde kalabilir. Zaten sabit şekilde duruyor. Ama şöyle 15 derecelik bir açıyla keserseniz iki tarafı da ölçüp bakın alt tarafta boşluk var. Şurada göstereyim. Bakın şurada boşluk var. O boşluk yere basıyor olacak. Son hali bu şekilde. Ayarlarımızı buradan yapabiliyoruz dediğim gibi. Şöyle arkasına kelebek de takabilirsiniz. Şu şekilde vidayla da şöyle indirip kaldırabiliyoruz. Buradan ayarlayabiliyoruz. Bu üst kısımda var. Bir tane de şöyle altlarda var. Bir burada bir orada. Şövalemiz tamamlanmış oldu. Şöyle uzaktan göstermek istiyorum. Tamamen el yapımı olduğu için üzerine tabloyu koyduğumda da size nasıl durduğunu gösteririm. Bir de daha önce kara tahta boyası dediğim gibi kadensin bu arkadaşlar. Bununla da boyamayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şövalyemiz hazır, gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bu tarz bir tablo yerleştirebilirsiniz. Şu tarz kendinizin yaptığı bir tablo da yerleştirebilirsiniz. İster dekoratif amaçlı, isterseniz de gerçekte uygulama yaparak da kullanabilirsiniz. Benim şövalem bu şekilde oldu. Boyamayı düşünüyorum ama ilk önce bu tarz kullanmak istiyorum. Yani bu renk tonuyla da hoşuma gitti. Hem ortama da uydu, hem tabloma da uydu. Daha sonra siyah boyamayı düşünüyorum. Şövalemiz bu kadardı. Bugünkü atölye çalışmam da bu kadardı arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, aşağıya yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bu tür videolar istiyorsanız beni desteklerseniz sevinirim. Sizleri seviyorum. Şimdilik hoşça kalın.